Ya işte böyle bir iddia vardı, tamam mı? Onu kaybettim. Ha. Ondan sonra arkadaşlarımı böyle yemeğe çıkartmam gerekiyor, tamam mı? Ben 6 ay oyaladım bunları. Ama nasıl bir masa biliyor musun? Soğan çiçeği bile var masada. Çok acayip. Bu geldi işte, bizim böyle şef garsonu tanıyorum Allah'tan. Acayip bir garson. Geldi bizim fotoğraflarımızı çekti falan beraber. Patrona atmadı inşallah. Efsane olurdunuz yoksa. Patrona atmadı. Ay inanmıyorum. Ay Çetin ya. Vallahi beni çok güldürüyorsun ha. Bu akşam da güldürdün. Ama biliyor musun? Ben tahmin etmiştim beni böyle güldüreceğini. Ha. Hatta ben biliyor musun? Bütün sevgililerimi komik erkeklerden seçerim. Hadi ya. Tabii. Hem sadece eski sevgililerim, yeni sevgililerim, sevgililerimi değil, yakın kankalarımı da komik erkeklerden seçerim. Hadi ya. Ya yeter, ben sana bir şey sormak istiyorum. Yani yanlış anlamasan eğer. Biz neyiz yani? Ne demek biz neyiz Çetin? Nasıl bir soru bu? Bunu bana nasıl sorarsın ya? Yani şeyi söylüyorum, biz neyiz ki? Bu koskoca evrende bir kum tanesiyiz sadece. Gülmek, eğlenmek dururken ya bu hayat nasıl yaşanır değil mi? Onu demek istedim yani. Ay, kusura bakma, bir an öyle ani bir tepki verdim. Çünkü ben bu soruya çok alerjim var biliyor musun? Çok gıcık kapıyorum bu soruya. Neden diyeceksin? Yine böyle. Eski sevgilimle baş başa yemek yiyoruz. Yine böyle. Böyleyiz. Yine böyle yemek yiyoruz yani. Baş başa. Ondan sonra bana dedi ki, yeter biz sevgili miyiz? Ya soruya bak, salak. Baş başa yine böyle masada yemek yiyoruz ya. Böyle soru olur mu? İnanabiliyor musun tabii ya? Tabii canım, baş başa yani yine böyle. Şimdi yine böyle. Ha? Böyle arkadaş gibi gördüğüm bir arkadaşımla yemek yiyor. Yine böyle baş başa yemek yiyoruz yine böyle. O da bizi sevgili sanmış. Ya düşünebiliyor musun ya? Ha yine böyle. Ha. Var öyle mallar. Kızla karşı karşıya oturuyor. Sevgili mi, arkadaş mı anlayamıyor. Mal işte. Mal yani. Neyse, güzel bir akşam oldu. Gerçekten çok güzeldi. Pardon, hesabı alabilir miyiz lütfen? Tabii efendim, hemen. Evet. Arkadaşım değil, tanımıyorum. İyi. Bak, şöyle bir şey söyleyebilirim sana aslında, bir teklif gibi. Evet. Geçenlerde duydum, Ava'da çok romantik, sonbahar yapraklarının altında bir doğa yürüyüşü varmış. Diyorum ki oraya mı gitsek? Sen ve ben. Sen ve ben. Ve Haydar. Ve Haydar. Haydar? Ve Betü. Ve Sinan. Ve Çetin. Ve Ayşe. Ve Sibel. Hep beraber. Ne dersin? Ha sen virgül kullanmayı sevmiyorsun, ben anladım. Yani olur, Sinan, Betül, hep beraber gideriz, saklanmaç oynarız yani. Olmadı, ne yapalım? Bence çok güzel olacak. Evet. Bir lokmaya kadar gideyim, biraz sıkıştım, geliyorum, tamam mı? Tamam, tamam, peki. Buyurun efendim, hesap. Hesap, tabii. 1680 yazıyor. Bu lira mı yoksa kira mı? Nedir ya? Deniz görüyor mu kardeşim bu hesap? Ben anlamadım. Bu şaka mı, hesaba itiraz mı? Tamam, tamam. Ben hesabı ödeyeceğim de bana biraz müsaade eder misin? Tabii. Olayın şokunu bir atlatayım. Bakayım evi ipotek edebiliyor muyum acaba bugün hemen? Evet. Affedersin genç adam. Az önce konuştuklarına kulak misafiri olduk. Bak kusura bakmayın, ben çok mu yüksek sesle konuştum amcacığım? Kusura bakmayın. Yok ya, biz bilerek dinledik hanımla. 24 yıllık evli olunca konuşacak şey kalmıyor zaten. Daha doğrusu birçok şey kalmıyor da boş ver onu sen. Biz de böyle masalara musallat oluyoruz işte. Ah. İnanır mısın genç adam? Sırf insanlarla konuşalım diye yemeğe çıkıyoruz. Kulak misafiri oluyoruz. Bizim en büyük eğlencemiz. Şişt, ilk buluşmamız mı? Yani değil, biz çok uzun arkadaşız da, çok uzun süredir yani arkadaşız ama ilk defa böyle baş başa yemeğe çıktık. Yani benim için özel bir yemek ama işte anlamadım ki biz neyiz yani. Ne demek anlamadım? Ben anladım. Aranızda elektrik var. Kız sana ağa dedi, doğa yürüyüşü dedi, romantik dedi. Daha ne desin? Değil mi? Evet. Aa, ben, orada ben de bir şey hissettim aslında, evet. Amca iyi misiniz siz? Ben korkuyorum sizden. Ama sonra Haydarlar da gelsin dedi. Değil mi? Homurtulu amcacığım, orada ben de bir şey hissettim aslında. Doğru, doğru. Ya ben bu hesabı da öderim de işte. Büyük yemin ettim ya. Ne yemini?
Teyzeciğim, ben bu arada kalıp ödediğim hesaplardan dolayı kaç araba parası harcadım sen biliyor musun? Hmm. Hatta en son arabamı harcadım. Son sevgilim sandığım kız. Arabamı satın almak istedi. Ben de ya aramızda lafım olur. Al senin olsun dedim. Ekim'de evlendi. Aa. Düğün arabası yaptılar benim güzelim arabamı. Aa, aa ya. Ya benim sevgilim olmayan bir kadına tek kuruş maddi katkım olmasını istiyorum. Anladım. Yeminim var. Anladım. Yani biraz şerefsizsin. Doğru ya doğru. Ama tek eğlencemiz bu. Sana yardım edeceğiz. Bize bırak sen. Tamam. Geliyorum Eda. Ay, kusura bakma biraz sıra vardı da. O yüzden birazcık geç kaldım. Gel yeter. Ay canım benim. Şöyle bakıyorum da inanılmaz yakışıyorsunuz siz yavrum. Aa bak. Sevgili dedi. Misiniz? Aa. Soruya bak. Ya soruya bak. Öyle mi görünüyoruz? Ay siz de çok tatlısınız ama. Sağ ol. Siz kaç senedir evlisiniz? Sen bizi boş ver. Ne oldu konuyu değiştirdin ha? Bot mu kırdık yoksa? Arkadaş mısınız? Ha? Bak bu da güzel soru. Bak bir soru soruyor amca. Amcacığım her arkadaş biraz sevgili. Her sevgili biraz arkadaştır. Öyle değil mi? Afiyet olsun size. Sana da canım. ne yapıyoruz burada? İşte bir bilsem. Ya yani ben de onu düşünüyorum. Acaba hesabı ödedikten sonra ne yapsak diye. Sen ne istersen onu yapalım aşkım. Aşkım? Bana aşkım? Vallahi aşkım sen ne istiyorsan ben ona uyarım aşkım. Çünkü benim için önemli olan senin mutluluğundur aşkım. Şefim. Hesabı alabilirsin. Ben çok hazırım. Evet. Alo? Haydar? Ne yapıyorsun aşkım? Ne diyorsun aşkım? Öyle mi aşkım? Ay Betüş hastaymış aşkım. Ay ben Betüş'ü çok severim aşkım. Ha, şu telefonu bir konuş gel. Ay öyle mi diyorsun aşkım? Ay ben de sana şey diyeceğim. Ulan yine Haydar. Evet, hesap için tamam mıyız? Tam değiliz yani. Bir tur daha mı beklesek? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bana aşkım deyince ben çözdüm zannettim ama Haydar'a da aşkım dedi benim aşkım. Ya bize biraz daha zaman mı versen bir aşkım? Olur bir tanem. Bu itirazlı durum beni çok gaza getirdi Mehtap. Sen de gaza geldin mi? Fikri. Öyle bir gaza geldi ki, sana yemin ediyorum şu an karşımda 1.85 boyunda mavi gözlü sarışın bir adamsın ya. Aa! Ya siz benim üzerimden aşk mı tazeliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Hayır, ben ne yapacağım? Ne diyeceğim ben? Kızdan ayrılacağım. Oho, amcacığım ben kızla sevgili miyim? Onu bilmiyorum. Sen ayrılmaktan bahsediyorsun ya. Öyle değil lan. Ha? Şimdi ilişkilerde ikili temas çok önemlidir. Bana kıza... dokunmadan anlasana. Şimdi kıza işim var diyeceksin. Kız seni eğer iki yanından öperse o zaman kankasınız demektir. Yok eğer bir yanağından uzun öper, bir eliyle de yanağını okşarsa o zaman sevgilisiniz demektir. Hiç öpmezse s**tan. Fikri! Sen! Sen! Sen ne kadar zeki bir adamsın ya! Yemin ediyorum şu an tavanım! Fikri! Meta! Ya sizin ne pis bir ilişkiniz var ya! Ay. Ay pardon aşkım ya. Benim Betüş aşkım çok hastaymış da onunla ilgili konuşuyordum. Geçmiş olsun Betüş'e ya. De benim gitmem gerekiyor ya. Beni iş yerinden aradılar. Ofiste çok acil bir iş varmış o yüzden. Ya çok üzüldüm. Ben de sana özel bir sürpriz hazırlamıştım ama artık ne yapalım. Hadi ya. Kafama pardon? Ha, ben artık çıkayım dedim. O zaman görüşürüz yani ne yapayım? Ne yapalım yapacak bir şey yok ama çok güzel bir akşamdı Çetin. Yine haberleşiriz tamam mı? Çok teşekkür ediyorum sana. Tabii. Yemişim işini ya. Allah Allah. Düşündüm ne şimdi? Gitmiyorum kardeşim. Aa, gitmiyorum. Tabii ki ya. Mi? Gitmiyorum. Ha. Burada duruyorum. Ha iyi tamam. Çok sevindim o zaman. Şefim, şu bizim hesabı getirsene artık. İşin gizemi çözüldüğüne göre biz artık gidelim Mehtap. Memnun oldum. Ben de memnun oldum.
canım, oldum. Allah bozmasın. Çok yakıştırdım sizi. Ay, sağ memnun ol. Olduk canım. Teşekkür ederim. Hoş ben kaldım. De çok sağ memnun oldum. Çok sağ ama çok memnun oldum. Öp mü onu, öp. Sizi de öpeyim. Ay canım, ay canım. Çok memnun oldum. Taşı, işin gizemini çözemedik. Mecbur tatlı da yiyeceğiz. Ay! Ay, başım nasıl düştü? Başım düşemez, başım döndü. Biz de böyle, biz de böyle. Hortum tatlı. Taş, şekerim düştü. Ay. Bir tatlı söyleyin bana hemen, ne olur. Elim ayağım titriyor, bak. Tam burada dur. Bekle, sürprizin geliyor az sonra, tamam mı? Hadi bekle. Bakalım, hadi. Evet, artık hesap mı? Tamam da şimdi iki dakika daha istiyorum. Sürprizim geldi, çok sürprizim geldi. Yani iki dakika daha istiyorum, ne olur. Sen bu hesabı ödemeyeceksin değil mi lan? Vallahi ödeyeceğim, ödeyeceğim de işte ne kadarını ödeyeceğim ona karar veremiyorum. İki dakika daha ver bana, ne olur, ne olur. İki dakika, tamam. Ben Mehtap'ı isterken bu kadar gerilmemiştim. Bence siz arkadaşsınız. Aranızda ilişkiye dair hiçbir emare yok. Ben katılmıyorum. Bence sevgilisiniz. Yok arkadaş. Şu dakikadan sonra bana yeter evlenme teklif etmedikçe... ya da ne bileyim beni annesiyle falan tanıştırmadıkça... ben sevgili olduğumuza hayatta inanmam. Annemi getirdim sana. Çetin. İnandım. Teyzeciğim. Hoş geldiniz. Berk Kudaroğlu yavrum, yeter senden çok bahsetti. Oturun öyle konuşalım, buyurun. Benden mi bahsetti? Evet. Ne dedi peki size benle ilgili? Ne desin? Bir arkadaştan, bir sevgiliden, bir dosttan öte dedi. Ha, size de çok net konuşmamış. Evet. Ama şunu bilmeni isterim. Bu saatten sonra sen de benim bir evladım sayılırsın. Oğlum! Ağlamak istiyorum şu an ya. Gel kardeşim gel, şu anda çok hazırım. Gel. Pardon. Efendim, girişte cüzdanınızı düşürdünüz galiba. Sizin değil mi bu? Ay, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şunu bilmeni isterim ki bu saatten sonra sen de benim bir evladım sayılırsın. Oğlum! Ama bu nedir artık ya? Amca, Allah aşkına bir şey söyle ya. Bu nedir? Bence artık heyecanı fulleyelim. 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 Zor soruyu bitsin bu iş. Ne oluyor teyze? Yeter. Evet. Biz seninle sevgili miyiz değil miyiz? Ne ayaksın kızım sen? Ne biçim soru bu ya? Sen bilmiyor musun bizim ne olduğumuzu Çetin? Demek sen de onlar gibisin öyle mi? Hayır ya. Yani tabii ki tabii ki biliyorum kızım. Şakaydı o. Bilmiyorum lan. Söyle işte. Allah Allah. Sevgiliyiz ya biz şapşik. Şapşikmişim. Çetin, artık gönül rahatlığıyla komple hesabı sen ödeyebilirsin. Ne hesabı kızım? Ne oluyor? Çetin, sen hesabı ödeyip ödememek yüzünden mi benim sevgilin olup olmadığımı bana soruyorsun? Ha? Sen ne kadar ucuz bir insansın Çetin ya. Ya yeter, ucuzluk değil de yani ben bu... Bir dakika kardeşim, bir dakika, ödeyeceğiz hesabı ya. Hayır beyefendi, az önce sevgiliniz kasada hesabı ödedi zaten. Ben para üstünü getirmiştim, onu söyleyecektim. He. Oo! Oo! Bu kapak bize 20 yıl yeter Mehtap. Evliliğimiz kurtuldu. Biz bunu 20 yıl konuşuruz. Oo! Oo! Ya sevgilim. Eski sevgilin Çetin. Eski sevgilin. Bir anneciğim. Ya hesaba niye bu kadar takılıyorsun? Altı üstü bir hesap ya. Üstü kalsın Çetin. Dil 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 dil. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.